أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وقال في حديث آخر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri sayısız nimetlerle donatan ve bir vakit namazı daha camide cemaatle eda edip sohbete erişme nimetini ikram eyleyen Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, sevgililer sevgilisi, insü cinnin efendisi Hazreti Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, esenliği siz inanan, bahtiyar, mümin, müminat kullarının üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, bugün Allahu Teala nasip ederse Müslümanın üzerine farz olan en önemli ibadetlerden bir tanesi hac ibadetini konuşacağız. İslam'ın 5 şartından birisi olan hac ibadetinin Müslümanın hayatında çok mühim bir yeri vardır. Hac,
Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dünyalık malı, imkanı yerinde olan ve sağlığı, sıhhati müsait olan Müslüman kulları üzerindeki hakkıdır. Hac, sözlükte saygıdeğer makamlara isteyerek ziyarette bulunmak manasındadır. İslam dininde hac dediğimiz zaman ihrama girerek belirli günde Arafat'ta bulunmak ve Kabe-i Muazzama'yı usulüne uygun bir şekilde ziyaret etmek manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 97. ayeti celilede bakınız şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Gücü yeten kullar üzerinde Allahu Teala'nın bir hakkından bahsediliyor. Ali İmran Suresi 97. ayette. Yoluna güç yetirenlerin o evi, Kabe'yi ziyaret etmeleri Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah Celle Celaluhu bütün alemlerden müstağnidir. Mevlamız diyor ki, ey insan, bu kainatı ben yarattım. Geceyi, gündüzü ben yarattım. Oksijeni ben yarattım. Suyu ben yarattım. Sana bu dünyada yaşama imkanını ben verdim. Bunun karşılığında senden bir şey istiyorum. Eğer maddi olarak gücün yetiyorsa, imkanın varsa, sağlığın da yerindeyse benim Kabe'mi ömründe bir sefer ziyaret etmek zorundasın. Arafat'ta vakfede bulunmak zorundasın. Bu benim senin üzerindeki hakkımdır diyor Rabbul Alemin. Ama bir kişi de kalkıp derse ki, hayır, ben senin üzerindeki hakkını kabul etmiyorum. Senin benim üzerimde bir hakkın yok. Senin bana söz söyleme hakkın yok. Senin benim üzerimde bir hakimiyetin yok derse eğer bir kişi, Rabbimiz diyor ki, benim senin ibadetine ihtiyacım yok. Şimdi uzaklardan, yakınlardan, mahallemizden ta Küçükçekmece'den Sarıgazi'ye kadar İstanbul'umuzun farklı ilçelerinden buraya sohbete geldiniz. Allahu Teala gelirken atmış olduğunuz her adım başına kabul edilmiş hac ve umre sevapları ikram eylesin. Amin. Peki buraya kadar zahmet ettiniz, yoruldunuz, geldiniz. Namazı cemaatle eda ettiniz, sohbete katıldınız. Bu kıldığınız namazın, şu dinlediğiniz sohbetin Rabbimize bir faydası var mı? Efendim? Yok. Mevlamız bizim namazımıza muhtaç mı? Hayır. Bizim orucumuza muhtaç mı? Hayır. Vereceğimiz zekata muhtaç mı? Hayır. Bilakis biz bunların hepsine muhtacız. Mesela camiye geliyorsunuz, namaza duruyorsunuz. Camiden içeriye adım attığınız anda namaza başlayıp Allahu Ekber diyerek ellerinizi bağladığınız esnada ne oluyor? Bütün dünya ile irtibatınız kesiliyor. Dışarıda dert var, sıkıntı var, keder var. Ama camiye girip namaza başladıktan sonra iftitah tekbiriyle beraber bütün dertler bitiyor. Öyle büyük bir nimet ki muhterem Müslümanlar. Bakınız şu iftitah tekbirinin adını bilmeyenler var. Bir gün böyle bir seminere gittik. Seminerde bir kişi diksiyon eğitimi veriyor. Dedi ki, hocalarım bunun ismi neydi dedi. Şunun ismi neydi? Çok saygılı, dine saygısı var, hocaya saygısı var. Ama Müslüman, Allah'a inanıyor. Fakat bunun ismi neydi diyor. Yani iftitah tekbirini bilmiyor. Ya
Ne büyük bir bu dünyada zarar değil mi? Dünyalık elde ettin, makam mevki elde ettin, şöhret elde ettin ama namazdan haberin yok, camiden haberin yok, ibadetten haberin yok. Ne kadar zor bir şey muhterem Müslümanlar. Onun için elinizde bir devlet olduğunun farkında olun. Büyük bir devlet üzerindesiniz. 5 vakit namazı kılıyorsanız çok büyük bir nimet içerisindesiniz. Ramazan orucunuzu tutuyorsanız öpüp başınıza koyun. Hele hele hacca gittiniz, hac ibadetini yaptınız. Allah-u Teala size ne büyük ikramda bulundu ya. Elhamdülillah. Haftada bir gün olsun böyle bir sohbet meclisine iştirak edebiliyorsanız kendinizi mutlu sayınız. Niceleri var, haftada bir saatini sohbete ayırmıyor. Şimdi biz akşam sohbeti yapıyoruz biliyorsunuz. Niye? Sizin gibi çalışan abilerimiz, kardeşlerimiz gelebilsinler diye. İstanbul'un her yerinden bu sohbete iştirak etsinler diye özel olarak yatsıdan sonra sohbet yapıyoruz. Gündüz sohbetlerimiz de var, cuma sohbetimiz var, öğlen sohbetlerimiz var. Şimdi diyor ki kardeşimiz, hocam ben gündüz gelemem, işte çalışıyorum. Peki diyoruz, sen pazartesi akşam sohbetimize gel kardeşim. Hocam ben akşam da gelemem, evim uzak, arabam yok, vasıtam yok, ulaşamıyorum, trafik sorunum var. Peki o zaman diyoruz, sen pazar sabah namazına gel kardeşim. Pazar sabah namazına sohbet koyduk. Niye? Hiç kimsenin bir bahanesi kalmasın diye. Vazifemizi sonuna kadar yapmaya çalışalım. İzin günümüz pazar günü, hafta sonu olsun. Yeter ki insanlar sohbete gelsinler diye. Şimdi bu kişilerle, o bahane uyduranlarla karşı karşıya geldiğimizde fena da bir huyum var böyle, yüzüne de söylerim, hiç affetmem. Diyorum ki vebali günahı boynuna diyorum. Sizin boynunuza. Bitti. Ben sorumluluğumu sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyorum. Hadi uzaktasınız, gelemiyorsunuz, bir engeliniz var, belki hastasınız, bir mazeretiniz var. Sosyal medyada bunlar yayınlanıyor, canlı olarak yayınlanıyor, oturduğu evinden izleyebilir, arabasında izleyebilir, radyodan yayınlanıyor. Ama hala eğer futbola vakit ayıran, dünya kupasına vakit ayıran bir kişi, yabancı liglerin basketbollarını izlemeye vakit ayıran bir kişi, efendim gündüz kuşaklarına, yemek programlarına, kim kimi nerede kaybetti, nerede buldu programlarına saatlerini ayıran bir kişi, bir erkek, bir kadın kalkıp da haftada bir saat sohbet dinlemeye vakit ayırmıyorsa bu da artık onun kendi bileceği bir iştir. Şu gündüz kuşakları var ya, gerçekten her yere istila etmiş durumda. Eskiden sadece hanım kardeşlerimiz izlerdi bunları. Şimdi erkekler onlardan daha çok izliyor. Bir dükkana gidiyorsunuz. Diyelim ki farazi bir ayakkabıcı dükkanı olsun. Efendim bir başka farklı bir dükkan olsun. Bakıyorsunuz orada o gündüz kuşağını seyrediyor insanlar. Yani felaket. Oralarda da çok kötü örnekler, böyle iğrenç hadiseler, toplumun önünde konuşulmaması gereken olayları oralarda konuşuyorlar. Kim kime ne yapmış, ne etmiş, bir de kötü örnek oluyorlar insanlara. Bunlara rağbet var, bunlara her gün saatlerce vakit ayrılıyor ama Allah'ın kitabına vakit ayıran yok. Sohbete vakit ayıran yok. İşte böyle bir ortamda, böyle zor bir dönemde, fitne ve fesat zamanında o ki siz haftada en azından bir saatinizi sohbete ayırdınız, inanın mükafatınız çok büyük olacak. Bu amelinizi küçük görmeyin. Mevlam burada öğrendiklerimizle samimi bir şekilde amel edebilmeyi cümlemize nasip eyleye. Amin. Mevla'nın mülkündeyiz. Onun da bazı kuralları var. İşte o kurallardan bir tanesi de hac ibadetidir. Rabbimiz diyor ki, seni yarattım, seni yaşatıyorum, seni rızıklandırıyorum. Eğer imkanın varsa, gücün yerindeyse, ömründe bir defa beytimi tavaf etmen, hac yapman, Arafat'ta vakfe yapman benim senin üzerindeki hakkımdır diyor. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Ama eğer kalkıp da bir kişi haddini aşar, Rabbine isyan eder, ben bunu kabul etmiyorum, niçin gidecekmişim, hac yapacakmışım derse
Allahu Teala'nın bu ibadete ihtiyacı yok. Yapmıyorsa bile inkar etmesin en azından. Bazı insanlar var, diyorlar ki ben niye gidip falancalara para kazandıracağım diyor ya. Haşa. Niçin gideyim de oralara, Araplara para kazandırayım diyor. Bak, görüyor musun? İslam'dan ne kadar uzak bir zihin yapısı. Kur'an'dan ne kadar uzak. Cahilce bir düşünce. Niye Araplara para kazandıracağım diyor. Hacca gideceğime burada fakirlere para dağıtırım diyor. Allah Allah. Ne büyük gaflet muhterem Müslüman. Yahu sana burada fakirlere para verme diyen var mı? Fakire, yetime, yoksula burada çevrene para dağıt, bu ayrı. Ama hac ayrı bir şey. Sen dünyanın bütün fakirlerini doyursan ama üzerine farz olduğu halde hala haccını yapmadıysan bitti. Nafile. Fayda olmaz. Haccın sevabını alamazsın. Onun vebali senin üzerindedir. Bu ibadeti geciktirmesinler üzerlerine farz olanlar, kıymetli müminler. Önemsesinler. Allahu Teala'nın farz kıldığı bir ibadet ki hem Buhari'de hem Müslim'de geçen hadis-i şerif, buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Şehadeti en la ilahe illallah, hep birlikte söyleyelim. Kelime-i şehadet getirmek. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve ikamis salah, namazı dosdoğru kılmak. Ama hocam ben namaz kılmıyorum fakat ben de filancaya iyilik yapıyorum. Çok adaletli davranıyorum. Çok merhametli bir insanım. Hiçbirisi bahane değildir. Ben çalışıyorum hocam. Çalışmak da ibadet değil mi? Eğer 5 vakit namazını kılmıyorsa bir insan, onun çalışması ibadet değildir. Net bakın. 5 vakit namazını kılmayanın çalışması ibadet değildir. Faizli iş yapanın çalışması ibadet değildir. Çalışmak ne zaman ibadet olur? Bir, helalinden kazanç elde edecek. Faize, harama, kumara, günaha bulaşmayacak. İki, farz ibadetlerini yerine getirecek. 5 vakit namazını kılacak. Oruç tutmuyor. Sonra da diyor ki ben çalışıyorum, çalışmak ibadet değil mi diyor. Oruç tutmadan çalışılan vakit ibadet sayılmaz. Ama orucunu tuttu, zekatını verdi, haccına gitti, 5 vakit namazını kıldı, helalinden bir ticaret yapıyor, her saatine melekler sevap yazar. Ticaret çok büyük sevaptır. Nasıl ki Allah yolunda cihad etmek bir sevap, Allah yolunda helalinden ticaret yapmak da aynı şekilde sevaptır. Günahlardan uzak durarak ticaret yapmak. Akşam evine ekmek getirdin, 1 kilo domates getirdin, 1 kilo patates getirdin. Aslında bu senin sorumluluğun, mecbur getireceksin. Çoluğuna çocuğuna bakmak zorundasın. Getirdiğin bütün sebzeler, meyveler, bütün paralar hepsi sadaka hükmünde. Düşünebiliyor musun? Evine verdiğin para, çocuğuna yedirdiğin nafaka hepsi sadaka sayılıyor. Allah yolunda infak etmiş sevabı alıyorsun. Çünkü insanın yaptığı en güzel infak ailesine yaptığı infaktır. Çoluk çocuğuna yaptığı infaktır. Helalinden kazandın, ay sonu nasıl geçireceğim diye düşünüyorsun, zorlanıyorsun. Çocuğuna aylar sonra bir mont aldın, aylar sonra bir ayakkabı aldın, bir bot aldın. O paranın tamamı sadaka sayılıyor, ailene infak sayılıyor Müslüman kardeşim. Ya işte ibadetlerle birlikte dopdolu bir hayat olacak. Üçüncüsü, ve itâ-iz zekâh, zekatı vermek. Tas tamam ödeyecek, eksiksiz bir şekilde. Zekat temizlemek demek. Malı ne yapıyor? Temizliyor. 1/40 ya. Mevla 1/40 istiyor. Yarısını istemedi. 1/20 istemedi. 1/10 istemedi. 1/5 istemedi. 1/4 istemedi. 1/3 istemedi. 1/40. 2,5% istiyor. 100.000 liran var. O da bir sene üzerinden geçerse 2500 lirasını istiyor. 97.500 lirası sana kalsın. Küçük paralarda zekat vermek kolay da para büyüdükçe zekatını vermekte ne oluyor?
zorlaşıyor değil mi? Şimdi düşünün, 1 milyon TL parası var. Ne kadar zekat verecek? Evet, içimizde hesabı iyi olanlar var. Ne kadar? 25 bin TL mi? Heh? 25 bin TL. Ya 25 bin TL zekat vermek adama dokunuyor. 10 milyon TL'si var. Ne kadar zekat verecek? 250 bin TL mi? 10 milyon TL parası var. 250 bin TL para verecek. Bak gördün mü? Meblağ büyüdükçe, 2500 iken iyiydi hocam ya. 2500 lirayı veriyorduk ama 250 bin TL deyince bir duruyor adam. Promosyon paralarında da öyle oldu. Eskiden 500 lira, 1000 lira, 2000 lira promosyon veriyorlardı. Pek fetva sorun olmuyordu. Şimdi müftülüğe gidiyoruz, sabahleyin oturuyoruz, mesaiye başlıyoruz. Dırın 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 telefon çalıyor. Hocam promosyon parası caiz mi? Kapatıyoruz. Dırın 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 promosyon parası caiz mi? Niye? Çünkü promosyonlar arttı. 7500 oldu, 10.000 oldu. O da bir şey mi hocam? 15.000 aldık biz, 20.000 aldık, 30.000 yok mu artıran? Promosyonlar uçuyor. E şimdi 30.000 lira adamı gıdıklıyor. Eskiden 2.000 lirayken herkes rahatça dağıtıyordu. Fakat şimdi bir telefon parası olunca insanlar diyorlar ki bu promosyon parasını alsak ne olur? Şimdi promosyon parası, biz de memuruz, bizim de hesabımıza yattı. O zaman bizim telefon da biraz eski bir telefon. Bir tane arkadaşımız dedi ki, ya hocam en azından sen bu promosyon parasını biliyorum kendine kullanmazsın ama bari dedi iyi bir telefon al, video çekimleri hayır yolda kullanırsın, sohbet çekersin bununla. Yahu dedim, onunla çektiğim sohbetten fayda gelir mi ya? He? Cemaati de sonra yanlış tesir etmesin. Olabilir değil mi? Almadık. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bakın, onunla almadık. Sonra Mevla bir yerden hediye bir telefon gönderdi. Ya gördün mü? Mevla'nın işleri bunlar. Onun işine akıl sır ermez. Onun için muhterem Müslümanlar, böyle şüpheli şeylere tevessül etmeyelim. Promosyon parası hiçbir şey olmasa şüpheli bir paradır. Şüpheli yiyeceklerden uzak durun. Şüpheli içeceklerden uzak durun. Şüpheli alışverişten uzak durun. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? El helalu beyinun vel haramu beyinun. Helaller belli, haramlar belli. Ve beynehuma müşebbehatun. Ancak bunların arasında şüpheliler var. La ya'lemuha kesirun minen nas. Ancak insanlardan çoğu bu şüpheli şeylerin ne olduğunu bilmezler. Bilmezler. Arıyor vatandaş, soruyor. Hocam bunun fetvası nedir? Haram mı hocam diyor. Ya diyorum kardeşim, haram değil ama caiz değil. Ya da bunda bir şüphe var, bir problem var, bir sıkıntı var. Yani hocam haram değil mi diyor şimdi, onu bana söyleyin diyor. Haram mı değil mi, bu kadar? Ya yasak olması için illaki haram olması anlamına gelmiyor ki. Bak Efendimiz Aleyhisselam diyor ki şüpheliden uzak dur diyor. Ortada helal mi haram mı belirsiz, şüpheli bir şey. Yeme bunu diyor, içme bunu diyor, yapma bu alışverişi. Zaten vicdanına soruyor önce, vicdanı onu rahatsız ediyor. Vicdanı rahatsız edince bizi arıyor. Hocayı bir arayayım diyor, çünkü vicdanı rahatsız etti bu iş. Demek ki hocayı arıyorsan, vicdanını rahatsız ediyorsa burada bir problem var demektir. İstefti kalbek diyor. Kalbine fetva sor diyor. Kalbine. Ya kalbini bir yokla bakalım. Kalbinde bir problem var değil mi? Ama kalp de sağlam olması lazım. Gece gündüz içkiyle, kumarla, zinayla, günahla, haramla yetişen bir kalpse o kalbe bir şey sorulmaz. Kalbi selim olacak. Kur'an-ı Kerim'le yetişmiş, sohbetle yetişmiş, zikirle yoğrulmuş bir kalp olursa o kalp zaten onu kabul etmez, istemez. Evet. Peki efendim, ne dedik? Zekatı vermek, eksiksiz bir şekilde zekatlar ödenecek. Bu da İslam'ın şartı. Vel hac, dördüncüsü üzerine farz olduğunda hacca gitmek. Ve savmi ramadan. Ve Ramazan orucu tutma. Bu beş esas. Kelime-i şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. Bu beş esas İslam'ın ana temel direkleridir. Bunlar olmadan İslam yaşanmaz. Dilde kalır, sözde kalır. Müslüman mısın? Müslümanım. Hayatına ne tesir etti? Hayatında bir tesirini
göremezsin. Bunları yavrularımıza da öğretelim. Çocuklarımız bilsin. İslam'ın 5 şartını bilsin. İmanın 6 şartını yavrularımız bilsin. Bakın ne güzel, görüyor musunuz? Ailece davet ettik cemaatimizi. Ailece gelmişler. Ne güzel cemaat ya. Böyle söz dinleyen cemaat. Hocayı hiç yormuyor değil mi? Allah razı olsun. Maşallah. Rabbim sayılarınızı artırsın. Cenab-ı Hak yuvalarınıza huzur ve bereket ikram eylesin. Dertlerinize devalar ihsan eylesin. Hastalıklarınıza şifalar ikram eylesin. Mevlam Fatih Sultan Mehmet Han gibi, Selahaddin Eyyubi gibi, Rabiatül Adeviye gibi evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Yüce Mevlam umduklarınızdan çok daha fazlasını ikram eylesin. Evlatlarını hafız, hafize, alim, alime, muhlis, muhlisa eylesin. Mevlam kafir anası babası olmaktan, kafir dedesi olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber kabul edilmiş hac ve umreler yapmayı nasip eylesin. Ay maşallah. Bugün güzel dua aldık değil mi? Ya Rabbim bize bugün güzel dualar nasip eyledi. Cenab-ı Hak tesirini de hayatımızda göstersin inşallah. Evet. Efendim, hac yaptığımız zaman da hacca gidenler mukaddes mekanları ziyaret ediyorlar. Mübarek beldeleri ziyaret ediyorlar. Rabbimiz Hac suresi 26 ile 28. ayet-i kerime arasında bakınız İbrahim peygambere ne diyor? Estaizu billah, bismillah. وَاِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْقَائِم۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Bir zamanlar İbrahim'e Kabe'nin yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik. Bana hiçbir şey ortak koşma. Tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselam ile beraber o Hazreti Adem aleyhisselam zamanında yapılan yeryüzündeki ilk Allah'ın evi olan, ilk beyt olan Kabe'yi yine temelleri üzerine doğrultmuşlardı, bina etmişlerdi. Sonra Rabbimiz dedi ki, ey İbrahim, buraya misafirler gelecek, ziyaretçiler gelecek. Kabe'mi tavaf etmeye, buraya rükû yapmaya, secde yapmaya, ibadet etmeye gelenler olacak. Onlar için evimi temiz tut dedi. İbrahim aleyhisselam da Kabe-i Muazzama'yı onlar için hazır hale getirdi. Bakınız şimdi buradan bir şeyi anlıyoruz. Demek ki camiyi temizlemek İbrahim aleyhisselamın vazifesini yapmak demektir. Burası Valide Atik Camii ya da bütün camilerimiz Kabe-i Muazzama'nın bir şubesi değil midir? Bir şubesidir. O halde buradan şunu anlıyoruz ki Valide Atik Camii'ni temizleyen temizlik görevlilerimiz, buralarda hizmet eden dernek başkanından, yönetiminden, üyesinden, hademe-i hayrattan, şu camide zerre kadar emeği bulunan, şuraya hizmet eden Müslümanlar İbrahim peygamberin vazifesini yapıyorlar. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? Ya. Caminin güvenlik görevlileri, bakın şu an sohbete gelen abilerimiz var. Camimizde güvenlik görevlisi, mesai saati değil ama ailesiyle beraber, çocuklarıyla beraber buraya sohbete gelmiş. Allah razı olsun. Bu caminin güvenlik görevlisi olmak, caminin temizlikçisi olmak, caminin helasını, abdesthanesini, lavabosunu temizlemek herkese nasip olmaz. Camilere gittiğimiz zaman, oranın helasına, lavabosuna, abdesthanesine gittiğimiz zaman orada görev yapan kişilere selam veriniz. Selamünaleyküm abi, selamünaleyküm kardeşim, nasılsın, iyi misin? Bir hal hatır sorun onlara. Allah senden razı olsun. Eğer sen buraları temizlemesen biz nasıl abdest alacağız? Sen buraları hazır hale getirmesen biz nasıl namaza geleceğiz? Sana çok teşekkür ediyorum diyelim. İnanın ben onların yaptığı vazifeye özeniyorum, biliyor musunuz? Diyorum ki
Ah, keşke ben de bir caminin helasında bekçi olsaydım. Caminin temizlikçisi olsaydım. Hey, vazife vakti olduğunda yapıyoruz bunları. Zamanında da yaptık. Köyde görevliydik. Tabii köyde, camide, abdesthanede açık olunca biraz zor da oluyor. Gelen geçen, her gelen giriyor. Hocalarımızın da işi zor bu noktada. Yani herhangi bir camiye gittiğiniz, yoldan geçiyorsunuz, bir camiye uğradınız, abdesthaneye girdiniz, baktınız ki kirli. Hemen hocanın arkasından laf söylemeyin. Bir tanesi çıktı dedi ki, caminin abdesthanesine bakın, hocanın notunu oradan verirsiniz. Şimdi böyle bir düşünce de ön yargılı olur. Niye? Çünkü bazı yerler var, hani yol geçen hanı diyorlar ya, gerçekten yol geçen hanı orası. Her gelen geçen hoca 24 saat sadece temizlik yapması lazım. Burada imkan bulamayabiliyor. Ama imkanımız olduğunca, vaktimiz, müddetimiz olduğunca camiyi temizlemek büyük bir şereftir muhterem Müslümanlar. Merhum Şeyhül Kurra Ali Şahin Hocam, kendisinden ilmi kıraat okuduğum üstadım öyle derdi. Evlatlarım derdi, camileri temizlemekten asla geri durmayın. Çünkü bu Allah-u Teala'nın İbrahim peygambere, İsmail peygambere vermiş olduğu vazifedir derdi. Hepiniz mutlaka bir camide hizmetkar olun. Bir caminin derneğinde, bir caminin hizmetinde mutlaka isminiz bulunsun. Bu büyük şereftir. Yarın ilahi huzura çıktığınızda dersiniz ki, Ya Rabbi, ben Kabe-i Muazzama'nın Valide Atik Camii Şubesi'nde burada vazife yaptım Allah'ım. Bir yer süpürülmesi gerekiyordu, orayı süpürdüm. Bir çay doldurulması gerekiyordu, çay doldurdum. Müminlere hizmet ettim diye bunu inşallah yarın ahirette söyleriz. İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki Rabbimiz, tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû edenler, secde edenler için evimi hazır tut. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın üzerinde kendilerine ait bir takım yorgun argın develer üzerinde kendilerine ait bir takım yararları görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık koyunlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını anmaları için Kabe'ye gelsinler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ İnsanları davet et dedi. Hacca gelsinler. Uzak mesafelerden yorgun argın develer üzerinde bu vazifeyi yapmak için buraya gelsinler. Allah-u Teala da onlara çeşit çeşit güzellikleri ikram etsin. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ Buraya geldiler, hac ibadetini yaptılar, sonra da haçta kurban kestiler. Bunlardan da hem ne yaparsınız? Kendiniz yersiniz, hem de onlardan insanlara ikram edersiniz diyor Mevlamız. Şimdi muhterem Müslümanlar, düşünün ki bir insan üzerine hac farz olmuş. Gücü var, maddi olarak imkanı var. Bugün için hac bedeli ne kadarsa bu kadar parası var. Hacca gittiğinde çoluğuna çocuğuna bırakabilecek onların bir ay ya da hac süresince ne kadarsa rızıklarını kendilerine bırakabilecek kadar da gücü var, sağlık sıhhati de var. Bu insan hacca mutlaka yazılması lazım. Önümüzdeki hafta yine inşallah bu konuya devam edeceğiz ve detaylarını izah edeceğiz. Kimler üzerine hac farzdır diye. Lakin şunu söyleyelim, bakınız bugünlerde artık hac için kayıtlar başladı. Ve pandemi öncesindeki sayılar yine kontenjan olarak veriliyor. Yani 83 bin olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam. Kaç? 83-84 bin kontenjan var. Bu büyük bir nimettir Allah'ın izniyle. Üzerine hac farz olanlar buraya yazılsınlar. Bunu ihmal etmesinler. Zaten hemen çıkmıyor. Yani kimisi 6 sene, kimisi 8 sene, kimisi 10 sene, kimisi 12 sene bekliyor, çıkmıyor. Bakın araya bir pandemi geldi. 2-3 sene boyunca İnsanlar hacca gidemediler, hac ibadetini yapamadılar.
Şimdi umreye gidenler var. Umreye gidenler diyorlar ki sadece ihramlı olduğumuz zaman Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf yapabiliyoruz. O birinci katta tavaf yapabiliyoruz. Eğer umrede değilse, ihramlı değilse Kabe-i Muazzama'nın yanından tavaf yapamıyor. Bir üst kattan tavafını yapıyor. Tabii bizim Türkler onun da çaresini bulmuşlar. Umrede değiller, tamam mı? Üzerine, kıyafetin üzerine geçiriyor iki tane ihram bezini, Kabe'ye iniyor aşağı. E o bizim Türklere, nerede abi bizimkilere, bizim vatandaşlara öyle kural mı işler ya? Üstüne, çamaşırın üstüne giyiyor ihram bezini, umrede falan değil, Kabe'yi görmek için giriyor aradan, oralarda tavaf yapıyor. Allah iyiliğini versin bizimkiler. Evet. Öyle yazmışlar ya, yabancı ülkelerde gidiyorsunuz Avrupa'ya, yabancı ülkeye, oralarda yeşilliklerin üzerine yazmışlar. Çimlere basmayınız. Ama Türkçe yazıyor. Başka bir dilde gerek yok. Avrupa'da Türkçe çimlere basmayınız yazmışlar. Çünkü diğerleri zaten çıkmıyor. Bizimkiler, kural bizimkilere pek geçerli değil biliyorsunuz. Evet, işin latifesi bir tarafa. Her geçen gün bu işler zorlaşıyor. Eskiden rahatça gidiliyordu değil mi? Ha, tabii ki eskiden de farklı bir meşakkat vardı. Hac başından sonuna kadar nedir? Meşakkattir muhterem Müslümanlar. Az önce okuduğumuz ayet-i kerime sohbetin başında El-haccu eşhurun ma'lumat. Hac belirli aylardır. Femen ferada fihinnel hacce. Kime hac farz olursa فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Bu hac ibadeti esnasında ne yapamaz? Kötü söz söyleyemez. İtişme, kakışma, çekişme, tartışma, kavga, gürültü yok. Aileyle münasebet, cinsi münasebet yok. Hacda bunlar yasak. Hac başından sonuna kadar meşakkat. Ama eskiden bu çok daha büyük meşakkatti. İnsanlar at üstünde, deve üstünde aylarca yolculuk yaparak gidiyorlardı. Hatta yakın tarihte otobüslerle gidiyorlardı değil mi? İçinizde var mı bilmiyorum hiç otobüste hacca giden. Ama babam gitmiş mesela, otobüste hacca gitmişler. Ya ne büyük meşakkatlerle dedeleriniz gitmiştir mesela otobüste. Şimdi buradan havaalanına gidiyorsunuz, uçağa biniyorsunuz. 3 saat sonra, 4 saat sonra 2500 kilometre ötede ibadet mahallindesiniz. Bu kadar büyük kolaylıklar varken bu ibadeti yapmak lazım. Ama maalesef insanlar başka şeyleri önceliyorlar. Hac ibadetini terk ediyorlar. Gençlik zamanında turistik seyahatler yapıyorlar. Hac ibadetini yaşlılık dönemine, 50 yaş sonrasına, 60 yaş sonrasına bırakıyorlar. Olmaz mı selam Müslümanlar? Ya da hacca verdiği parayı haşa zayi para olarak görüyor. Yani diyor, para vereceğim ama haşa boşa giden bir para olarak görüyor. Niye? E karşılığında ev almadım, araba almadım. Nereye gitti bu para? Hacca gitti, boşa gitti zannediyor. Ne yapacaksın bu kadar parayı ya? İnsan yığıyor, yığıyor, yığıyor parayı. Sanki o parayı mezara götürecek. Halbuki okuduğumuz hadis-i şerif, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? لَوْ كَانَ لِبْنِ آدَمْ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ. Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa, iki vadi dolusu altın, iki vadi dolusu gümüş, iki vadi dolusu para malı olsa, لَبْتَغَى ثَالِثًا, üçüncü vadiyi ister. İki dere dolusu altın verseniz, der ki bir dere dolu altın daha yok mu der ya. İki dağ dolusu altın verseniz, der ki üçüncü bir daha altınım daha olsaydı der. İki vadi dolusu banknot verseniz, yetinmez, şükür ya Rabbi demez. Yok mu biraz daha der ya. وَلَا يَمْلَعُ جَوْفَ بْنَ آدَمْ اِلَّا تُرَابِ. Peki Ademoğlunun gözünü ne doyurur muhterem Müslümanlar? Evet, toprak doyuruyor. Ademoğlunun gözünü kara toprak doyurur. Toprağa girdi mi daha hiçbir şey alamayacak. Ne altın var, ne döviz var, ne banknot var, hiçbir şey yok. وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابُ. Tevbe edenlerin ise Allah-u Teala tevbelerini kabul eder. İşte hac da
tevbe yollarından bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir umre ile diğer umre. Bir kere umreye gitti, sonra aradan 6 ay geçti, 1 sene geçti, 3 sene geçti, 5 sene geçti, bir daha umreye gitti. O iki umre arasında işlenen günahları Rabbimiz ne yapıyor? Kefaretin lima beynehu. Affediyor. Ama kul hakları buna dahil değil. Kul hakkını ödeyecek. Kamu hakkını ödeyecek. Ama Rabbimize karşı ettiği hatalar var, küçük günahlar var. Bunlar affedilir. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةِ Kabul edilmiş bir haccın karşılığı ise ancak cennettir. Mükafatı çok büyük. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayında umre imkanı var. Ramazan umresinin de fazileti çok büyüktür. Bakınız diyor ki bir kişi Ramazan-ı Şerif ayında bir umre yaparsa Fahri Kainat Efendimiz buyuruyorlar ki benimle beraber umre yapmış, benimle beraber hac yapmış gibi sevap alır diyor Ramazan umresi. İmkanı olanlar gitsinler. Şimdi bu sene Allah-u Teala ikram ederse biz de bir umreye niyetlendik. Ramazan-ı Şerif değil ama inşallah önümüzdeki seneler Ramazan-ı Şerif olur. Ramazan-ı Şerif'ten önce 3 aylarda Berat Kandili'ne tevafuk ediyor. 1-12 Mart arası 11 günlük bir umre programına ailece sohbetimize gelen dostlarımızdan eş dost, akraba, ahbap beraber niyetlendik. Hamdü senalar olsun. Böyle bizimle beraber de bir hafta içerisinde yaklaşık 10 kişi niyetlendi. Niyeti olanlar, yine gelmek isteyenler de var. İnşallah Rabbimiz ikram ederse Mart ayında 11 günlük bir umre programımız olacak. Din kardeşlerimizden bize katılmak isteyenler, Berat Kandili'nde birlikte o kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenler olursa inşallah onlar da bu güzel ibadeti yapma fırsatına nail olurlar diye dua ediyoruz. Tabii ki bu nasip meselesi. Biz şimdi niyet ettik ama olur mu olmaz mı? Bilemeyiz. Sizlerden dua bekliyoruz. Biz de size dua ediyoruz. Rabbim gönüllerimizdeki muratlarımızı hayırlısıyla ikram eyleye. Rabbim hepimize kabul edilmiş hac umreler nasip eyleye. Ama şunu gördüm ki bu süreçte gerçekten bir kişi bu işin niyetini alırsa Rabbim kapıları açıyor. Bir teyzemiz Fatih'ten bir hocamız vesilesiyle bize ulaştı. Diyor ki evladım benim kimsem yok, orada bana yardımcı olacaksınız. Beni yalnız bırakmayacaksınız, her yere beni götüreceksiniz. Size güvenerek geliyorum. Ve ben diyor bu umre parasını apartmanlarda temizlik yaparak biriktirdim diyor. 23 bin, 24 bin TL parayı apartmanlarda temizlik yaparak biriktirmiş. Bir başkası istiyor ama parası yok. Bakın bunlar bu süreçte yaşadığımız hadiseler. Sevdiği birisi arıyor diyor ki ben seni umreye gönderiyorum diyor. Allah'a emanet. Ya niyetini aldı ya, kalbini aldı ya. Rabbimiz ikram ediyor. Onun için niyetleri sağlam tutalım muhterem Müslümanlar. Biz bazen şu hataya düşüyoruz. Ya bu mümkün değil canım, biz bunu yapamayız ya. Gücümüz yok, imkanımız yok. Ya Rezzak-ı Alem'e inanmıyor musun sen? Kainatın sahibini, mülkün sahibini tanımıyor musun sen? Ver bir dilekçe ona, yaz bir dilekçe. Rabbim de istiyorum senden de. İman et, iste. Ya ne diyor? Verirler, ben acizim, kudret senin dedikçe. Verenin şanı büyük, sen iste istedikçe. Yüce Rabbim her daim hayırları, iyilikleri, güzellikleri istemeyi ve güzelliklere nail olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Mevlam amellerimizi ve niyetlerimizi makbul eylesin. Önümüzdeki hafta hac sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimlere hac ibadeti farzdır? Kimin bir sefer yaptıktan sonra hac ibadetini nafile olarak yapması mı daha iyidir? Yoksa onun yerine başka ibadetler mi yapması lazımdır? Bu konuları önümüzdeki hafta izah etmeye gayret edeceğiz. Rabbim okuduklarımızla, öğrendiklerimizle samimi bir şekilde amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin. Thank you.